Yedinci tema değerlendirme soruları akıllı çiftçi. Akıllı bir çiftçi varmış ama bu çiftçinin oğullarıyla başı dertteymiş. Çünkü oğulları birbirleriyle hiç geçinemez durmadan çekişirlermiş. Çiftçi oğullarına ne dediyse kar etmemiş. Çocuklar o kötü huylarını bir türlü değiştirememişler. Ataşıp çekişmeye devam etmişler. Adamcağız sözle başa çıkamayacağını anlayıp bari şunlara bir örnek göstereyim demiş. Çocuklarını yanına çağırmış. Onlardan birkaç demet de çubuk istemiş. Oğullarını karşısına almış. Çubukların hepsini bir demet yapıp bağlamış. Sonra oğullarına verip kırın bakayım şunları demiş. Çocuklar uğraşmışlar didinmişler ama çubukları bir türlü kıramamışlar. Bunun üzerine çiftçi demeti onlardan alıp çözmüş. Çocukların hepsine birer çubuk verip şimdi kırın bakalım demiş. Çocukların hepsi de ellerindeki çubukları kolayca kırmışlar. Baba, görüyorsunuz ya evlatlarım demiş. Birlik olursanız düşmanlarınız size bir şey yapamaz. Ama birbirinizle geçinemez, çekişmeye devam ederseniz düşmanlarınıza tek başınıza karşı koyamazsınız. Yenilip gidersiniz. Birinci soru, çiftçinin başı oğullarıyla niçin derttedir? Oğulları birbirleriyle hiç geçinemediği için çiftçi bunu kendine dert edinmiştir. 2. Çiftçi oğullarını kötü huylarından vazgeçirebilmek için ne yapmıştır? Örnek bir örnek vermiştir. Ne yapıyordu? Çubukları bağlıyordu önce ve tek tek kırmalarını istiyordu. Çocuklar birlik olmuş çubukları kıramıyordu. Sonra tek tek veriyordu ellerine. Hepsi tek çubuğu kırabiliyordu. Bu şekilde bir örnek vermek istemiştir. Üçüncü sorumuz, yukarıdaki metnin konusu ve ana fikri nedir? Paragrafın konusu birlik ve beraberliktir. Ana fikri ise birlik ve beraberlikle bütün işlerin üstesinden gelebilir, başarılı olabiliriz. Bu metni bir atasözüyle tamamlayınız atasözünün metnin anlamına katkısını açıklayınız. Birlikten kuvvet doğar. Metnin anlatımını, anlamını daha da güçlendirir şeklinde açıklayabiliriz. Beşinci sorumuz. Çiftçinin yerinde siz olsaydınız çocuklarınızı bu kötü huydan vazgeçirmek için ne yapardınız açıklayınız demiş. Ben olsam çiftçi gibi davranırdım. Sadece tek fark eğer birlik olmazlarsa başlarına gelecek her şeyi geçmişteki olaylardan örnek vererek açıklardım şeklinde yazabiliriz. B'de ise aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız demiş. Yem yeşil ve tertemiz bir doğaya merhaba demek ne güzel. Cümlesi kişisel görüş bildirir. Evet, doğru. Şehrin ışıkları tek tek sönmeye başladı cümlesinde ünlü düşmesine uğramış kelimeler yoktur. Hayır vardır şehir yanlış. Dağcıların uğrak yeri olan bu dağlara ikinci gelişimizdi cümlesinde yazım yanlışı vardır. Hayır yoktur. Sokakta bu saatlerde ses seda olmazdı cümlesinde ikileme eş anlamlı kelimelerden oluşmuştur. Doğru. CD ise boşlukları doldurunuz demiş. Güven, onun söylediklerine güvenim tamdır. İ i̇timat, eş anlamlısı güvenin. Sıra arkadaşım arka sokağımızdaki 32 numaralı apartmanın 3. katında oturuyor cümlesinde sayıların yazımı doğrudur. 3 arkadaş köyümüzün yakınlarındaki mağaraya gidecek ve ölünün anlattığı efsanenin gerçekliğini kendimiz de deneyecektik cümlesinin alındığı yazının türü hikayedir. İletişim paylaşmak ve ortaklık kurmak olduğuna göre bireylerin birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabildiği toplumlarda her türlü sorun konuşarak çözülebilecektir. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, her türlü görüşün serbestçe dile getirilebildiği bir ortamda konuşarak ve tartışarak en iyiye ulaşma konusunda da önemli kazanımlar elde edileceğinden toplumsal gelişme ve kalkınmada sağlanacaktır. Birinci sorumuza bakalım. Paragrafa göre yazar iletişimi nasıl tanımlamaktadır? İyi ya da kötüyü ayırmak, paylaşmak ve ortaklık kurmak, tartışarak fikir birliği sağlamak, toplumu geliştirecek kazanımlar yapmak. Tabii ki paylaşmak ve ortaklık kurmak şeklinde işaretleyebiliriz. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Sorunların konuşularak çözüme ulaşılacağına değinilmiştir. Kişilerin düşüncelerini özgürce söylediği ortamların toplumları geliştireceğinden söz edilmiştir. Toplumda kalkınmanın sağlanmasında iletişimin önemine değinilmiştir. Yanlış olan şeylerin konuşulmasının anlamsız olduğuna değinilmemiştir. Yukarıdaki paragrafta yazarın okuyucuya iletmek istediği ileti aşağıdakilerden hangisidir? Toplumların ilerlemesinde iletişimin oldukça önemli olduğu şeklinde işaretleyebiliriz. Dördüncü sorumuz paragrafta geçen birey kelimesi yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? Tabii ki eş anlamlısı kullanılabilir. O da kişidir. Beşinci sorumuz aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi zıt anlamlı kelimelerden oluşmuştur? Bu işten az çok. Az çok ben de anlarım. İkileme ve zıt anlamlı kelimeler. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Sabaha kadar üçerli gruplar halinde yürüdük. Bu normal rakam kullanılmadan yazılması gerekiyordu. Şu şekilde ikişer şeklinde yazılması gerekiyor. Yani yazıyla yazılması gerekiyordu. A seçeneğini işaretleyebiliriz. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir kelime vardır demiş. Bakıyoruz yaptıklarını mutlaka gözden geçirir. B'de ise aylar sonra kapımıza gelmişti küçük köpek. C'de sonuçları birazdan doktora gösteririz. D'de ise heyecandan karnıma. Bu nedir? Karındır. Ekler geldiğinde ı ünlüsü düşmüştür. 8. soru aşağıdakilerden hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır? Kadıköy'e sür dedi telaşla. Vapur limana doğru ağır ağır yol alıyordu. Dostluğun huzurunu hiçbir yerde bulamazsın. Peki bu sefer senin dediğin olsun. Cevabımız C. Dostluğun huzurunu bu bir tamlamadır ve virgül kullanılmasına gerek yoktur. Yani virgül kullanımı yanlıştır.